Gençler Birliği Konya maçının ardından Meriç abiyle beraberiz. Maçı değerlendireceğiz. Meriç abi, enteresan bir maç oldu. Evet. Gitgele olan Konya Spor'un net pozisyonunu kaçırdı. Gençler Birliği'nde Serdar Güden attığı iki golle maç kazandı. Nereye diyeceğiz abi? Şimdi tabii bu maçta gözüktü ki Alanya maçının üstüne Gençler Birliği takımını biraz derli toplu oynadığı zaman, biraz isteyerek oynadığı zaman bir şeyleri başarabiliyor. Yani bu maçta ortaya çıkan bu. Her ne kadar o maçta takımın hocası olan arkadaş bazı oyuncuları suçlayıp belli bir takım yönlendirmeler yapsa da sonuç itibariyle Gençler Birliği takımı iyi motive edildiği takdirde, bir takım şeyleri doğru yapıldığı takdirde, kendisi de doğruları hayata geçirdiği, sahaya yansıttığı takdirde iyi işler yapabiliyor. Kayıp devre arasında böylesine önemli kayıplar yaşayan, yani Stanku gitti, Ahmet Çalık gitti, bir oyuncu daha gitti. İrfan Can Kahveci, bir oyuncu daha dediğim o takımın belki de en önemli oyuncusu İrfan Can Kahveci gitti. İsmini hatırlayamadığım için İrfan kusura bakmasın. İrfan da gitti. Yani böylesine 3 tane önemli ve bank oyuncusu gittiği için sil baştan diyebileceğimiz bir konuma geldi. Bu nedenle Gençler Birliği takımının oturması biraz zaman alacak. Bir takım işlerin yoluna girmesi, işleyişin sağlanması, doğru işleyişin sağlanması zaman alacak. Ama bence Konya Spor maçı puan durumuna bakıldığında Gençler Birliği açısından çok önemliydi. Yani Gençler Birliği takımı bu maçı kaybetse ne olurdu? Aşağıdan koşarak gelen bir takım takımlar var ve bu takımların içinden sıyrılma şansını psikolojik olarak da ciddi biçimde yitirecekti. Bu nedenle bu galibiyet Gençler Birliği açısından çok önemli ve çok iyi oldu. İkinci yarıda özellikle Gençler Birliği defansında bazı bozukluklar oldu. Evet. Konyaspor iki tane net pozisyon yakaladı. Bunu neye bağlamak lazım? Yani tabii bunu panik atak diyebileceğimiz galibiyeti koruma, bunun telaşına düşme olarak niteleyebiliriz. Konya takımı aslında hiç hafife alınmayacak çok iyi bir takım. Futbolu çok doğru oynuyorlar. Aykut Hoca yönetiminde gerçekten iyi işler yapıyorlar. İkinci yarıda, karşılaşmanın ikinci yarısında da görüldü ki özellikle ters toplarda önemli kazanımlar içindeler. Bu nedenle de 3 tane benim hatırladığım, belki de daha fazladır, siz daha dikkat seyrettiniz ama hani biz maç seyrederken zaman zaman bir takım şeyler, işte yok televizyonlar olmuş, pozisyon tekrar izleyelim falan filan da bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Ama bu maçın yazanları, medya takipçileri olarak sizler birazcık daha dikkatli izlemek durumundasınız. Öyle de yapıyorsunuz. Benim izlediğim 3 tane net pozisyon vardı. Bu 3 evet. net pozisyondan ikisi gol olsa maç berabere bitecek. Ha diyeceksiniz ki bu arada Gençler Birliği'nin kaçırdıkları da var. Doğru. Gençler Birliği takımı da bu 2 olan rakamı 3'e, 4'e, 5'e çıkarabilirdi. Onların da kaçırdığı önemli pozisyonlar var ama sonuç itibariyle Gençler Birliği'ne yeten buydu. Gençler Birliği'nin ikinci yarıdaki sorunu ise, senin soruna gelince işi biraz dağıttık. Gençler Birliği'nin ikinci yarıdaki sorunu, skoru koruma telaşıyla çok geri çekildiler. Yani savunmacılarla forvet oynayan oyuncular arasındaki mesafe 20-22 metre, 25 metreye kadar düştü. Böylesine sıkışık alanda bir de Konya sporlular var. Şey gibi oldu, curcuna oldu. Bu arada hata yapıyorsun tabii. Bu hatadır beraberinde paniği ve hataları getirdi. Konyaspor'un pozisyonları da bu arada geldi. Ama kazasız belasız atlatması çok önemli Gençler Birliği takımının karşılaşmayı ve bunu başardılar. Bence önemli olan da bu. Gençler Birliği diğer maçlar oranla daha farklı bir sistemle oynadı. Özellikle defansı atağa çıkarken beşli, defanstayken beşli, hücuma çıkarken üçlüydü. Evet. Bu faydalı mı sistemiydi abi sence? Yani şu maçtaki sonuca baktığınız zaman gerçekten faydalı oldu. Neden faydalı oldu? Her ne kadar zaman zaman istediği sonuçta alamasa da Konya Spor takımı özellikle forvetlerinde çok iyi sonuca giden etkili bir takım.
Rangelov'u, işte Bayiç'i, diğer oyuncularıyla ciddi sonuçlar alabilen, gol atabilen, maç kazanabilen bir takım. Dolayısıyla bu takımı durdurmanın formülü onları o boğuntuya getirmekti. Gençler Birliği takımı da o boğuntuyu iyi yaptı. Özellikle ben mesela bugün seyrettim, Anıl'ı beğendim. Ciddi biçimde iyi bir hava getirdi. Yani Gençler Birliği takımına baktığınız zaman zaten sanki 3 tane stoper, bir sağ bek, bir sol bek gibi oynadı. İsabetli bir savunmada. Transfer diyebiliriz ya devresinde. Yani bir kere anladığım kadarını, gördüğüm kadarını, yani yaşını takip etmediğim internetten ama genç bir oyuncuya benziyor. Genç oyuncu, enerjik oyuncu, inatçı bir oyuncu. Bunların hepsi Gençler Birliği'ne artı yazabilecek özellikler. Bir de tabii zaman zaman Uğur'un yaptığı ilginç hatalar var, sol bek Uğur'un. Sanki Anıl biraz da onları kapamak için de mücadele ediyor gibi. Uğur'u da kolluyor gibi. Uğur çünkü topu aldığı zaman hiç sağa sola bakmadan ileri rakip kaleye bir forvet oyuncusu gibi devam ediyor. Bu arada kaptırdığı toplarda, hücum çıkışlarında kaptırılan toplar biliyorsun en tehlikeli toplar rakip takımlar için. İşte Anıl bunu kesiyor. Ha, şu bir tanesini de kesemedi. Az kalsın kaleci kurtarmasaydı pozisyonunu bozdu rakibin. Resmen gol oluyordu. Dolayısıyla bence bu beşli savunma belli güçteki rakipler için, yani senden bir level, iki level üstteki güçlü, hücum yüksek rakipler için bence doğru olan. Hücum çıkışlarını iyi yapabilmeli. Onu iyi yaptığı takdirde, ki bugün iyi yaptı, gol atabiliyor ve gol attığın zaman, gol yemediğin zaman da ya da attığında az yediğin zaman da zaten kazanıyorsun, sorun olmuyor. Serdar Güler ve Aydın Karabulut'un sezon sonu sözleşmesi bitecek. Evet. Ya bu takım için önemli iki yıldızı. Devre arasında yeteri kadar oyuncu kaybetti Gençler Birliği. Evet. Yani tabii geçen hafta teknik direktörün basın toplantısında söylediği o iki oyuncunun da birinin çok umursamadığı, Aydın için sanıyorum söylediği, oyunu çok umursamadığı, Serdar için de başka bir takımla anlaştığı yolunda bir şey vardı. Profesyonellikte şöyle bir gerçek var. Eğer başka bir takımla da anlaşırsan işini sonuna kadar iyi yapmak zorundasın. Yani bu realiteyi göz ardı edersen, aklının dışına atarsan sonuçta başarısız olursun. Bu başarısızlık da seni bir sonraki transfere, belki de yapacağın o transfere zorluk çıkartabilecek durumlara düşürür. Bence Aydın da Serdar da bu takım için şu yapısı, şu görüntüsü itibariyle önemli oyuncular. Gençler Birliği takımı eğer daha iyilerini alabilecekse elbette Serdar ve Aydın'ın gitmesinde herhangi bir mahsur olmayabilir. Ama daha iyilerini alamadığınız takdirde, ki bunun örneği gördüğüm kadarıyla Ahmet'in, İrfan Can Kahveci'nin ve Stanko'ya baktığınız zaman daha iyilerini alınabilmiş gibi gözükmüyor. Ya da en azından alınanların uyum açısından baktığınız zaman o uyum sağlanamamış gözüküyor. Çünkü ben mesela forvet oyuncusu olarak 88 numaralı oyuncu, evet, yani ben onu çok beğeniyorum. Gerçi bugün de sonradan girdi. Daha önce de bir maçta sonradan girmişti ama ortalığı epey karıştırmıştı. Evet, epey karıştırmıştı. Yani o iyi bir oyuncu ama uyumla ilgili sorun var. Yani her ne kadar ya uyum dediğin nedir ki, işte paralarını alıyorlar, transfer oynuyorlar, oynadıkları da futbol gibi bir takım yorum yapan insanlar var. Bu böyle değil yani. Uyum dediğiniz olay ortama, iklime, takıma, insanlara, birçok şeye alışma olayı. Normal olan insanların da bunu sağlaması belli bir zaman alıyor. Dolayısıyla Gençler Birliği'nin transfer ettiği oyuncuların da normal insanlar olduğu gerçeğinden ya da varsayımından yola çıkarsak, bu insanların, bu çocukların bu takıma uyum sağlamaları biraz zaman alacak. Dolayısıyla o açıkların kapatılması da bir süre sonra olacak. Yani hemen işte dün geldiler, bugün iyi sonuçlar alsınlar, iş hemen çok iyi noktaya gitsin falan çok da mümkün değil. Yani bu zaman alır.
Bu da bir gerçektir. Dün Gençler Birliği'nde olağanüstü kongre yapıldı. Evet. Murat Çavcı'ya başkan seçildi. Murat Çavcı'nın açıklamasında aslında İlham Cavcav'ın kültürünü devam ettireceğiz şeklinde. Doğrusu bir yorumda bulundu. Doğrusu bu mudur? Doğrusu odur. Yani eğer Gençler Birliği gerçeği varsa, bugün herkes Gençler Birliği'ne saygı duyuyorsa, elbette Hasan Şengel'in bu kulübe verdikleri çok önemlidir. Elbette daha öncesinde bu kulübe başkanlık, yöneticilik yapmış insanların verdikleri çaba, gösterdikleri emek, bunların hepsi çok önemlidir. Ama özellikle Gençler Birliği'nin son 40 yılına damga vurmuş İlhan Cavcav gibi son derece saygı duyulması gereken, duayen ünvanını almış. Gerçekten bu ünvanı hak ederek almış. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda insanlar iki tane iyi iş yaptığında popülizm gereği duayen ismini takıyorlar. İş ne yazık ki bu kadar ucuzlatılarak kamuoyuna sunuluyor ama İlhan Cavcav gerçekten duayenlik ünvanını hak etmiş bir insan. İşte İlhan abinin başkanlığa başlaması benim gazeteciliğe başlamamla aşağı yukarı aynı dönem. Yani o sanıyorum 77 Mayıs'ı, evet, Haziran'ı falandı başkan oldu. Ben 77 Mart'ında gazeteciliğe başladım. 40 sene nurlar içinde yatsın bu kulübe başkanlık yaptı. Yöneticilik yaptı. Türk futboluna emek verdi. Ha, iyi işler de yaptı, hatalar da yaptı. Alkışlandı, yuhalandı ama sonuçta biriktirdikleri, ortaya koydukları eserlerinden yola çıktığınız zaman İlhan Cavcav Türk futbolunda en önemli simgelerden, örnek alınacak isimlerden biridir. Bu nedenle de Gençler Birliği kulübü İlhan Cavcav geleneğini, anlayışını, yönetimi, tarzını sürdürmek zorundadır. Yani biz bundan vazgeçtik, böyle şey olmaz falan değil. İlhan Cavcav Türk futbolunda bir gerçektir ve saygı duyulması gereken bu gerçek, bu gelenek sürdürülmeli. Yani sadece Murat Cavcav için, evet, değil, lafını kestim. Murat Cavcav'dan sonra bu kulübe gelebilecek yöneticiler ve başkanların da bakış açısı, anlayışı, yönetim tarzı bu olmalıdır. Çünkü Gençler Birliği'nin yaşaması buna bağlı. Kongrede zaten İlhan Cavcav onursal başkan seçildi. Onursal başkanın tabii kültürünü devam ettirmek zorundalar. Evet. Gençler Birliği konusu kapatalım mı? Bir sorun eklemek istediğim şey var mı? Yani Gençler Birliği çok kritik bir dönemeci açtı bugün itibariyle. Hocasını ve futbolcularını kutlamak lazım. Önemli bir iş yaptılar Konyaspor galibiyetiyle ama her şeyin bittiğini düşünüp de bugün kazandık artık tamam sezon iyiye gitti ve her şey bitti şeklinde bakmamak lazım. Bundan sonra alınabildiği kadar çok galibiyet alınarak gelecek senenin hazırlığı ve gelecek senenin plan programı üzerine ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü İlhan Cavcav'ın bıraktığı Gençler Birliği mirası geliştirilerek sürdürüldüğü zaman bir şey ifade eder. Bence Sayın Murat Cavcav ve yöneticilerin görevi de bu kültürü, bu mirası geliştirerek, büyüterek daha saygın bir hale getirmek ve Ankara'nın Süper Lig'deki iki takımından birini, ki Osmanlı Spor'a göre çok daha eski, köklü, cumhuriyetle yaşıt olan, saygıdeğer bir kulüp. Bu kulübü çok daha iyi yerlere getirmek lazım. Ankara merkezli bir siteyiz ama ben Konya Spor'u da konuşmak istiyorum. Evet. Bu sezon başında Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil etti. Bunun etkileri neyi mi yaşadı bu son zamandaki formsuz durumu? Şimdi Ahmet, şöyle bir durum var. Ben geçen sene Aykut Hoca ile bu takım, yanlış hatırlamıyorsam, ligi dördüncü bitirmişti. Üçüncü mü bitirmişti? Evet. Ligi üçüncü bitirmişti. Ve bu sonuçtan sonra bu sezon çok kötü şeyler yaşamasından korkuyordum. Çünkü belli bir kültürün takımı olmadığınız takdirde, yani çok eski gelenekleriniz oturmuş, geçmişte önemli başarılarınız olmadığı takdirde sonraki dönemlerde bu çıkışlar çok sert inişleri de beraberinde getirir. İnsanlar bir takım şeylerden tatmin olmamaya başlar ve bu tatmin olmayışın doğal sonucu olarak da işler sarpa sardığı zaman, yani sallantılı sonuçlar, beraberlikler, yenilgiler almaya başladığınız andan itibaren toplumsal tepkilere hedef olursunuz. Bu tepkiler de sizi sallar ve kötü duruma düşürür. İşe bu noktadan baktığınız zaman ben açıkçası Konya Spor adına korkuyordum bu sezon. Yani
böyle bir sallantıda çok daha kötü noktalara gidebilir diye, ama benim umduğum çok tehlikeli sonuçlar çıkmadı ortaya. Hoş da bir sezon bitmedi. Daha ne olacağına ilişkinde bir şey söylemek erken, ama Konya Spor'un takım yapısına baktığınız zaman, futbol yapısına baktığınız zaman çok büyük hatalar yapmadığı takdirde kolay kolay yenilebilecek bir takım olmadığı da ortada. Yani futbolu çok doğru oynuyorlar, çok iyi oynuyorlar. Anlık hatalardan, kişisel hatalardan kaybediyorlar bugünkü gibi. Yani bugün mesela maçta az önce konuştuk ama futbol balansını ortaya koyduğunuz zaman 2-0 yenilmiş olmasına rağmen Konya Spor'un sergilediği futbol sanki Gençler Birliği'nden daha doğruymuş gibi gözüküyor. Ama kazanan ve kazanmak için doğruyu yapan Gençler Birliği ve sonuçta onlar kazanıyor. Konya Spor kaybediyor. Gençler Birliği Konya maçını kapatalım abi istiyorsan. Dünkü dediğimiz maça geçelim istiyorum. Dün Ankara Gücü şampiyonluk yolunda bence önemli bir darbe aldı. Yani beraberlik olmasına rağmen son kendi dakika... kendine darbe vurdu diye. Yani evet, kendi kendine darbe vurdu. Son dakikada attığı golle bir puanı kurtardı. Ve hani o oyun bir puanı hak ediyor mu, o da tartışılır. Ne demek lazım abi? Şimdi tabii Ankara Gücü açısından baktığımız zaman Ankara Gücü'nün ben dün maça giderken ki seyircisiz olması çok üzücü bir durum. Gerçekten yani orada mesela Gümüşhane'de olan biteni videolardan seyrettiğimiz zaman, sizlerden okuduğumuz zaman orada bir grup Ankara Gücü taraftarı var. Bu çocuklara yönelik bir takım hareketler var ve buna verilen cevabın cezası şimdi alınan, iki maç olarak verilip sonra tahkimden bire indirilen, itiraz sonucu bire indirilen, 5 aldı. 5 maç. Gümüşhane'de 5 maç ceza aldı. Yani orada demek ki epey bir şeyler olmuş ki 5 maçlık bir ceza hak eden. Evet, yani sana da geçmiş olsun orada yaşadıkların. Tabii biz 40 sene boyunca benzer olayları değişik yerlerde, evet, ülke içinde dışında çok yaşadığımız için aslında tabii bize çok normalmiş gibi geliyor ama tabii yaşayan insanlar açısından düşündüğünüzde çok da normal ve doğru olaylar değil bunlar. Bu havadan sonra, bu bütünleşmeden sonra Ankara Gücü takımının bu derlenip toparlanmasından sonra ben açıkçası dün Tokatspor karşısında bu takımın inanılmaz bir coşkuyla çıkıp mücadele edeceğini, futbol adına elinden gelen her şeyi ortaya koyacağını ve maçı mutlaka kazanacağını düşünüyordum. Sadece ben değil, Ankara Gücü'nü seven, Ankara Gücü'ne gönül vermiş herkesin beklentisi buydu. Ama dün sahaya çıkan takımı seyrettiğiniz zaman ki, yani zaman zaman İsmet Hoca ve yöneticilerin söylediği işte seyircimiz çok iyi, çok muazzam ama takımı da baskı altına alıyor şeklinde falan, yani baskılıyor şeklinde yorumları vardı. Dün hiçbir baskı yoktu işte. Tribünler bomboştu. Sen, ben, o, Emre, işte Bülent, artı medyacı arkadaşlarımız, artı yöneticiler. Siz toplasanız aşağıdan yukarı 70 kişi, yukarıdan aşağı 100 kişi. Bilemediniz 120 kişilik şey vardı. Seyirci grubu vardı. Yani oyuncuların üzerinde baskı hissetmesini sağlayacak herhangi bir unsur yoktu. Ama buna rağmen Ankara Gücü takımı sahada değil futbol. Hani futbol, zaten çok futbol beklemiyoruz. O ikinci ligde mücadele etmek önemli. Ama mücadele, uğraşma, terleme, formasının hakkını verme, armanın hakkını verme adına çok bir şey yaptıkları da söylenemez. Nitekim bir gereksiz hareketten kaynaklanan, sanıyorum Serkan'ın hareketiydi, bir penaltı golü yediler. Sonrasında 90. dakikaydı galiba. Bu sefer penaltıyı yapan Tokat oldu. Ankara Gücü attı. Beraberliği sağladı. Aslında dünkü sahaya baktığınız zaman, futbol mücadelesi açısından değerlendirdiğiniz zaman Ankara Gücü'nün de çok bir şey ortaya koymadığını, buna karşılık Tokat Spor'unda direnç dışında çok bir şey ortaya koymadığını görmek ve söylemek mümkün. Ama Ankara Gücü takımı ciddi bir gereksiz kayıp yaşadı. Zaten bu takım ne zaman böyle havalansa, ne zaman havaya girse, bir şey yapılmak istense ilginç biçimde böyle yelkenler suya iniyor ve gemi sallanmaya başlıyor. Nasıl ayağa kalkarlar? Yani bu kadar çabayla, bu kadar destekle, bu kadar birleşme ve motivasyonla ayağa kalkmayan bir takımı nasıl ayağa kaldıracağımızı bulmak da aslında teknik adamların sorunu. Yani İsmet Hoca'nın ve yardımcıların sorunu. Çünkü
İş onların işi ama onun dışındaki, onlar dışındaki herkes emin olun elinden geleni sonuna kadar yapıyor. Yani oynanmamış bir maçı 35 bin tane bilet satılıyorsa bunu sadece takımlarını sevdikleri için insanlar oynanmamış maça hatıra bilet alıp maddi destek veriyorsa zaten burada çok önemli bir sinerji oluşturulmuş demektir. Yani bence bu sinerjiyi çocuklara yansıtmak ve çocukları motive etme adına yöneticiler mi artık daha çok çaba gösterecek? Yoksa o takıma bir psikolog tutulup o psikolog mu çocukları yönlendirecek, eğitecek, motive edecek? Birilerinin bir şey yapması lazım. Çünkü tren kaçarsa yakalamak mümkün değil. Bakın 3 sezondur bu treni biz kaçırıyoruz. Yani Ankara Gücü Kulübü yüzüp kıyıya gelmek üzereyken boğuluyor. Dolayısıyla bu sene o sene olsun ve kaybedilmesin. Başarısızlık lüksü olmayan bir sezon. Başarısızlığın zaten hiçbir sezonda lüksü yok Ankara Gücü açısından. Yani Ankara Gücü takımı, şimdi konuşmaya kalkarsam video ve internet sitesinin şeyi yetmeyecek. Dakika ve ne diyorsunuz siz ona? Mod kapasitesi mi diyorsunuz? Evet. Nedir? O yetmeyecek. Yani Ankara Gücü'nü iki kişi aldı, gömdü. Hala 52 kişi çıkarmaya çalışıyor. O iki kişinin eserini ortaya koyduğu bu çirkinliği temizlemeye çalışıyor. Ama bir türlü temizlenemiyor. Bence Ankara Gücü'nün zaten böyle ikincilik gibi falan bir yerlerde olması Ankara'nın ayıbı. Sadece o iki kişinin değil, Ankara'nın ayıbı. Bir şekilde bunu bütün Ankara temizlemek zorunda. Ha, bana kalsa o ikisi gelsin yaptıklarını temizlesin derim ama bu saatten sonra onların Ankara Gücü'ne gelmesi zaten Ankara Gücü'ne Fatiha okumak anlamına gelir. Evet. Bence yakınlarından bile geçmesinler. Biz geçen hafta Dumçan'dayken maçta belediye başkanı, vali, bakan, milletvekili, parti meclis başkanları yani resmen cemi cümle. Yani bütün siyasetçiler evet. o bölgedeki bütün siyasetçiler maçtaydı. Evet. Maalesef bunu Ankara'da yıllardır göremedik. Özellikle Ankara Gücü maçlarında hiç göremedik. Nedenini ben bilemiyorum. Hani açıkçası bilen var mı onu da bilmiyorum. Ya bu kadar patırtı oluyor Ahmet. Dün maçta Enver Demirel var mı? Evet, Etmesi Belediye Başkanı. Aylin Nazlıaka var. Erkan Haberal vardı. Erkan Haberal geldi. Birçok erkekten daha delikanlı olan Aylin Nazlıaka var. Çünkü o kadıncağız baştan beri Ankara Gücü'nün yanında ve desteği. Ondan sonra başka kim vardı? Selçuk Dereli geldi. Allah'a var. Çankaya İl Başkanı. Yani politikacı ama sporun içinde olan insanlar bana parti hiç fark etmez. Tabii. AKP'li olmuş, CHP'li olmuş, MHP'li olmuş, SDP'li olmuş. Ne partili olursa olsun. Ben zaten politikadan haz da etmem, hoşlanmam da. Ama sonuç itibariyle politikanın içindeki insanların sporun içinde spora katkı sağlayacak, artı değer sağlayacak bir takım işler yapmaları lazım. Yani toplumsal olarak bu görevleri, bu şey lütuf falan değil. Yani bu kentin milletvekilleri, bu kentin belediye başkanları, bu kentin sivil toplum kuruluşu önderleri, liderleri Ankara Gücü'ne, Gençler Gücü'ne, Osmanlı Spor'a destek vermek zorundalar. Çünkü bunlar kentin marka değeri. Bunlara değer vermezseniz ne olur? Şu olur. Bir gün sizler ilgi ve değer beklediğinizde bu kentin değerleri de size ilgi sunmaz. Yani şimdi ben Ankara Gücü taraftarlarını düşünüyorum. Politik anlamda kendilerine kim değer veriyorsa mutlaka bunların karşılığını vereceklerdir. İlgi göstermeyenlere de gerekli dersi vereceklerdir. Ve dolayısıyla bu işlerin nasıl olacağına ilişkin bir takım göstergeleri sergileyeceklerdir. Dolayısıyla ne yaparsan karşılığında onu bulursun. Bence bu zor günlerde Ankara Gücü'nün yanında olanlar da mutlaka hak ettikleri değeri zamanı geldiği zaman göreceklerdir. Ama Ankara Gücü'nün ne kadar önemli bir değer olduğunu da hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekiyor. Çünkü maç sonunda İsmet Taşdemir enteresan bir cümle etti, kullandı. Gereken neyse yapılacak dedi. Gereken nedir? Yani biz onu dünden beri tartışıyoruz. Kadro dışı mıdır? Başka bir şey midir? Oyuncuların kadro dışını mı kastetti yoksa başka bir sistem? Keşke hocam şu gerekenin ne olduğunu bir anlatın da
herkes öğrensin bizim aracılığımızda deseydiniz. Yani biraz zorlasaydınız konuşturmaya. Tabii o açıklamaya kısa sürdü. Hemen 20 saniye. Tabii canım o teknik direktör ve yöneticiler hemen bir şeyleri söyleyip kaçmak gibi bir alışkanlık. Şu an biz de onu tartışıyoruz. Şey ne olduğunu anlayamadığımız için. Valla bence İsmet Hoca'ya bir şekilde ulaşıp sormakta yarar var. Gereken ne oldu? Bu gereken neymiş? Ne yapılacakmış? Bir an önce öğrenmekte de yarar var. Çünkü bir an önce bir şeylerin yapılıp o takımın aktive edilmesi lazım. Yani böyle koşuyormuş gibi yaparak, mücadele ediyormuş gibi yaparak falan bir yere ulaşılmaz. Koşacaksın, mücadele edeceksin, savaşacaksın sonuna kadar. Ve ha yenilebilir misin? Elbette futbol olayında yenmek var, yenilmek var, beraberlik var. Hatta maçın yarıda kalması gibi bir takım olaylar da var. Ama sen sonuna kadar hakemin bitirdiğini ilan ettiği ana kadar her şeyini ortaya koyacaksın. Bunu yapmadığın takdirde bir kere tesadüfen kazanırsın. İkincisi şans kadar kısmete kazanırsın. Üçüncüsünde yenilirsin. Dördüncüsünde berabere kalırsın. Zaten bir yeni, iki yenilgi bir beraberlikte de işler kaftanın ardına kalır. İşler sarpa sarar. Abi teşekkür ederiz. Güzel bir söyleşi oldu. Gençler Birliği Konya maçının ardından iki Ankara Gücü ve Gençler Birliği'yle güzel oldu abi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar.